Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlar, Sayın Müdürüm, Sayın Öğretim Üyeleri ve değerli konuklarımız. En Uygar'la 20. etkinliğimize hoş geldiniz, onur verdiniz. İlk olarak size salonumuzu betimlemek istiyorum. Burası duvarları işlemeli, oldukça şaşalı gözüken tarihi bir salon. Salonumuzda bir basamakla kürsüye çıkılıyor ve altı sıra sandalye bulunmakta. Oldukça kalabalık, güzel bir salon. Ben de 1.70 boylarında esmer, siyah saçlı ve siyah beyaz giyinmiş birisiyim. Bu tanıtımların ardından sizleri ilk olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin, aramızın ayrılan mensuplarımızın huzurunda saygı duruşuna ve takipten sizler maçlarına katılmaya davet ediyoruz. Kıyı emniyeti, ülkem için, dünyam için ben de varım projesinin yaklaşık
çıkacak kadar büyük salon. Taş odalarda, yan yana masalarda yaklaşık 50 katılımcı satranç oynuyorlar. Katılımcıların etrafında renkli balonlar ve bayraklar asılmış. 3 Aralık Dünya Engeller Günü Sempozyumu'nda yaklaşık 100 katılımcı sahneye poz veriyor. Tekerlekli sandalye kullanıcısı Hale Yıldız ve Can Koç, 3 Aralık Dünya Engeller Günü sergisini gezerken gülümseyerek poz veriyorlar. Farklı engel gruplarından bireyleri de aralarında bulunan 15 kişilik bir grup, orientasyon toplantısında bir basın etrafında poz veriyorlar. Vesaire'nde diğer 5 katılımcı kenarında Reza Merhaba, 19 Haziran, 2019 Haziran, Kartun ve Şerçeği içinden kameraya gülümseyerek poz veriyor. Engelli Öğrenci Birliği Koordinatör Yardımcısı Bulgun Adıoğlu ve engellilik hakkında az bilinenler ve bilmeyenler konferansı kurucusu 15 kişilik grup bir sınıfta poz veriyor. Rektör Mahmutak ve Saadim ve diğer katılımcılardan oluşan 15 kişilik bir grup yan yana durarak yalnızlığı işlevinde duvarları olan İstanbul Üniversitesi Doktor Salonu'na poz veriyor. Rektör Mahmutak ve Saadim ve diğer görevler İstanbul Üniversitesi Faaliyetli Bisiklet Kulübü standını ziyaret ediyor. Vesaire Aydın, afet yetkilileri ve afet ve engellilik çalıştığı katılımcılarından oluşan 30 kişilik bir grup İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde poz veriyor. Engelsiz Üniversitesi Bayrak Ödülleri Töreni'nin katılımcılar bu masanın üzerinde bir odada oturuyor. Karşılarındaki büyük ekrandan da online katılımcılar dahil. Direktör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Ömer Şahin, Profesör Doktor Esa Aydın ve 3 Aralık Dünya Engeller Günü Senkrosu'nun katılımcıları üzerine engellilik ve eleştirebilirlik ilgili bilgiler bulunan poz veriyor. Rektör Mahmutak ve sahibin en uygar çalışanları ve gönüllü öğrenciler en uygar miktar yemeği masasında oturuyor. Online gerçekleşen engelsiz üniversite bayrak ödüllerinin ekran görüntüsü. Rektör Mahmutak ve sahibin ve en uygar çalışanları rektör odasında oturuyor. 2022 üniversite açılış töreninde Ayşe Tosun rektör Mahmutak'tan ödül aldı. 14. engelsiz üniversiteler çalıştığına katılan yaklaşık 30 kişi Tokat Üniversitesi konferans salonunda yan yana poz veriyor. Ford Otosan İlkokulu serimi çalışmasında ilkokul öğrencileri, sanat atölyesi koordinatörü Filiz Bozan ve 5 yetişim taş odalarında poz veriyor. Sud gerçekleri çalıştığı 8 Eylül 2022 Haziran tarihlerinde rektör Mahmut'a ve sahibim de diğer bitirmişler poz veriyor. Renkli kartonlara yazılmış en uygar atraksı pankartonu ve sahibim en uygar çalışanları ve gönüllü öğrencileri gülümseyerek poz veriyor. Mor cübbe giyen öğrenciler, Profesör Doktor ve sahibim, danışman hocalar, en uygar çalışanları, engellilik araştırmaları tezde yüksek lisans programının sünnetinde birlikte poz veriyor. Eleştirebilir her şey logosu altında video betimlemeleri, eleştirebilir her şey sosyal gelişim tarafından gerçekleştirilmiştir, yazıyor. Kazanımlar ve Beklentiler başlıklı
bir panel düzenledik. Bu panelde 4 değerli konuşmacı bizlerle olacak. Bu konuşmacılardan bir tanesini sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim. Hepsi çok kıymetli. Ama ilk konuşmacımız üniversitemizin mezunu Avukat Hüseyin Varol. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki uzun yıllardır engelli haklarıyla ilgili çalışıyor ama geçtiğimiz yıl İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı olarak bu öncülüğünü devam ettiriyor ve çok güzel işlere imza atıyor. Bizim de hedeflerimizden bir tanesi, en önemlisi engelli öğrenci birimi ve El Bulgar olarak öğrencilerimizin güçlü, aktif, savunuculuk nitelikleri yüksek bireyler olarak toplum hayatına, kariyerlerine devam etmeliydi. Hüseyin de bu hedefi gerçekleştirmiş bir kişi olarak bugün bizimle birlikte bilimsel panelde konuşmasını yapacak. Bu törenin açılış konuşmalarının sonunda öğrencilerimizden mesajlar başlığında 7 öğrencimiz konuşacak. Onların her biri de Hüseyin gibi burada olan Engin Yılmaz arkadaşımız olan Boğaziçi Üniversitesi'nden, bunun gibi kendi engelli haklarını savunan, kendi kariyerlerinde farklı işler yapan değişik branşlarda bireyler olarak toplum yaşamında aktif yer alacaklar, inanıyorum. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Ben izninizle biraz önceki resimleri de gördüğünüz o resimlerin biraz açıklamalarını içeren kısa bir sunum yapacağım. En Uygar'ın 20. yılını idrak ederken 2002 yılında kurulan, yine yılın bu son aylarında Eylül-Ekim gibi zannediyorum veya Kasım gibi kurucu müdürümünde çok kıymetli hocam Profesör Aydan Oral benden sonra konuşacak. Benim hocamdır. Birlikte çalışma şerefini onunla her zaman dile getiririm. Onun izinden hep yürüdüm. Yine de öyle yapıyorum. Merkezi daha sonra hocamdan ben devraldım ve bugünlere geldik. Merkezde birçok hedefimiz vardı. Bunlardan bir tanesi demin söylediğimiz özellikle öğrencilerimizin güçlenmesi, savunuculuk yaparak toplumda çok aktif çalışmasıydı. Bir başkası katılımcı bir şekilde üniversitemizle birlikte çalışmak, hedeflerimizi birlikte oluşturmaktı. Ve tabii eşitlik ve eşitlenebilirlik mutlaka olmazsa olmazlarımızdandı. 2004 yılında burada çok kıymetli eski yönetim kurulu üyelerinden Ülke Akarırmak hocam ve Ayşe Yalıman hocamla birlikte çalışırdık. Şafak hocam da gelmek istedi ama gelemedi. Rahmetli Şükrü Sürmen'in önderliğinde Engelsiz İstanbul Üniversitesi inisiyatifi diye ben isimlendirdim ama o dönem proje diyorduk da. Bütün üniversitenin çalışanları, personeli de dahil olmak üzere tespitler yaptık. Ve üniversitenin böyle bir erişilebilirlik haritasını çıkarmaya çalıştık. Yapı işleri daire başkanı burada kendisiyle daha sonraki yıllarda bir araya geldik ama o dönemdeki hocalarımızla da çalıştık. Tabii o dönemde çok daha güç koşullar vardı ama çalışmalarımıza biz erişilebilirlikten başladık. Daha sonra öğrenciler için birer zorunluluğu geldi, yönetmelik çıktı ama biz bundan önce birimizi kurmuştuk, öğrenci desteğimizi vermeye başlamıştık, yönergeyi yaptık. Ve Türkiye'de engelsiz üniversiteler, Türk üniversitelerinde engelli öğrenci danışmanları iletişim platformunu da Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve bilmiyorum en iyi tam başka kim vardı, onlarla birlikte kurucuları arasında yer aldık. Burada da bir ölçülük yaptık. 2007 yılında bir sanat atölyesi kurduk. Birçok kişi neden bu işi yaptığımızı merak etti. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Hayat sanatla birlikte zenginleşiyor ve biz kendimizi sanat yoluyla ifade edebiliyoruz. Herkes için geçerli bir durum ve sanatla birlikte daha iyi bir kaynaşma olabiliyor. Bu nedenle o yıllardan beri atölyemiz faaliyete devam ediyor. 2012'de, 2007'de başladığımız çabalar 5 yıl içinde kendi meyvesini verdi. Şu anda kütüphane dairesi
Mühendisi Dokümantasyon Daire Başkanımız, eski ve yeni başkanlarımız burada. Kendileri bu konuda bizim başlattığımız bu çalışmayı çok çok daha ileriye götürdüler. Ne yazık ki Mustafa Özyürek arkadaşımızı birkaç ay önce yine Didem Akgüz arkadaşımız gibi Kuşadası'na gönderdik. Onlar ikisi de bu birime çok değer vermiş iki kişiydi. Mustafa'nın da Engelsiz Bilgi Merkezi üzerindeki etkileri, çok güzel çalışmalarını burada anmak isterim. 2014 yılında yine çok gurur duyduğumuz bir yönerge hazırladık. Bu yönergeyi neden gurur duyduğumuzu söyleyeyim. Fırsat eşitliği yönergesi. Zaten yasa vardı, zaten yönetmelik vardı. Neden üniversitede tekrar böyle bir yönerge gereksin? Biz bu yönergeyi 2 yıl içinde hazırladık. Üniversitenin bütün fakülteleri, yüksek okul enstitüleri bu yönergeyi tekrar tekrar görerek onun üzerinde revizyonlar yaptılar ve 2 yıl içinde içselleştirdik diye düşünüyorum ne kadar yapabildiysek. 2015'te engelli personel komisyonumuzu kurduk. Bunun da bir ilk olduğunu düşünüyorum. Zaten engelli personelimizle çok iç içe çalışıyor dedik. Fakat şöyle teklifler geldi. Yani bir sorun olduğunda bazen yönetimle birebir çalışamıyoruz. Biz de bu nedenle merkezimizin bünyesinde ama bildiğiniz hocam burada o zaman personel daire başkanıydı. Onun da olduğu filial başkanlığında böyle bir genel sekreter yardımcımız. Biz de bir üyesiydik komisyonun. Engelli personelimizle de aktif çalışmalar yürüttük. 2017'de, 2014'te başvuru yaptığımız YÖK engellilik araştırmaları tezli yüksek lisans programımız açıldı. Yine öncülük yaptığımız şeylerden bir tanesi, belki tam öncülük değil, Türkiye'de birçok kişi çalışıyor gibi bunu. Engelli kadın, bu engelli uluslararası öğrenci kesişimlerinde projeler ve işler yürüttük, toplantılar yaptık. Bu kesişimlerinde özellikle önemli olduğunu vurgulayarak bu bölümü bitiriyorum. Çok hızlıca resimler gösterildi. Ben de birkaç resim ve yaptığımız etkinlikleri göstererek konuşmamı tamamlayacağım. Burada bu resimde 2019 yönetim kurulunu görüyorsunuz. Daha önce yönetim kurulu üyesi hocalarımı söylemiştim. Burada da bugün bizlerle olamayan, kendimi de davet ettim ama değerli hocam yine Kırbaşlı'yı, Banu Ataman'ı mutlaka değinmek istiyorum. Güzel çalışmalar yaptık birlikte. Yine engelli öğrenci bir koordinatörü Songül Altın Saçlı hocamız da çok kıymetli çalışmalar yaptılar. Akademik danışmanlarımızın bir kısmı burada bugün. Onlara teşekkürlerimizi sunacağız. Yönetim kurulumuzdan Zümrüt Hocam burada, Nalan Çapan Hocam, Nalan Bekir Hocam burada. Diğer hocalarım da Talat Hocam gelemeyecek ama diğer hocalarım belki Akbev Hocam da gelmiş. Onlar da gelirlerse onlar da tören içinde bizimle olacaklar. Evet, engelli öğrenci birimimizden söz ettik. Taş odalardayız. 3 tane ofisimiz var orada. Umarız o ofisleri korumaya başarabiliriz. Ne yazık ki direktörümüz de burada ama biz bir merkez olarak bir ofise böyle toplu çalışabileceğimiz bir mekana sahip olamadık geçtiğimiz 20 yılda. Farklı farklı yerlerde çalışıyoruz. Umarız bir gün belki öğrenci birimi oluşturdu. Aşağıda Vefa'da büyük bir yer yapılacak diye rektör hocamız bize söz vermişti. Orada hepimiz bir araya gelerek çalışabiliriz. Atölyemiz de taş odalardadır. Burada resimlerini göstereceğim. Satranç turnuvaları, ağaç dikim şenliklerimiz çok güzel geçer. Artık gelenekselleştirmek istediğimiz yaza merhaba partilerimiz var. 2019'dan sonra pandemi nedeniyle yapamamıştık. Geçen sene yaptık. Çok eğlenceliydi. Hepimiz bekleriz. Bu işaret dili kursları meselesini biz ilk başlatanlardan biri olduk. Üniversitenin çok çok katılımıyla gerçekleşti. Fakat tabii devamlı konuşmamız gerekiyor. Yani pratik yapmamız gerekiyor. O nedenle hani öğrenenler bir yerde öğrendikleri kadar devam ettiler ama eminim arttıranlar olmuştur. Engelsiz film festivalleri, engelli kadın zirveleri, sanat atölyemizin faaliyetlerinden örnekler burada görüyorsunuz. Aşağıda bir resim var. O resimde sevgili Özlem Özen Hoca. Yanında da Hüseyin var. Hüseyin de atölyede bayağı çalışmış.
başka hocalarım, son bir hocam. Bu atölye küçük bir atölye, değerli katılımcılar, misafirlerimiz ama hem öğrencilerimiz hem de öğretim üyelerimize açık, personelimize açık. Herkes farklı işler yapabiliyor. Birlikte ortak panolar yaptık. Bir tanesi sergi, kongre ve kültür merkezinin duvarına asılı. Altında isimimiz de yok. Oraya bir plaket yapacaktık, onu da yapamadık ama yani o en rigar sanat atölyesinin eseridir. Herkesin emeği var. Başka panolar da yaptılar Özlem Hoca'nın başkanlığında. Bu atölyeyi Özlem Özel Hoca'mıza ve Songül Hoca'mıza borçluyuz. Onların katkılarıyla oluştu. Kişisel bağışlarla büyük bir fırın alırdı. Çok farkındalık çalışması yaptık. Daha önce simülasyonla farkındalık yapıyorduk. Ebe eğitimleri veriyorduk. Sivil toplum seminerleri verdik. 2-3 yıllık sivil toplum örgütleri çağırdık. Öğrencilerle konuştular. Birçok şeyler yaptılar. Fakat sonunda geldik ki geldiğimiz noktada bunları okulda başlamak gerekiyor. Bizim anladığımız buydu. Bir etkinlik yapmıştık. Dünyanın 9 harikasına çok da güzel bir isim vardı. İsmini ben koymadım için hatırlayamıyorum. Bu etkinliği TED'de yaptık. Leyla Şener hocamızla birlikte onun daveti üzerine. Burada 8. sınıf veya 7. sınıf öğrencileri, gören ve görmeyen öğrencileri bir araya getirdik. Küçük bir gruptu. Fakat çok güzel bir etkinlikti. Çok çok etkiliydi. Engellilikle ilgili hiçbir şeyden bahsetmedik. Hiçbir engellilik teması yoktu. Sadece çocuklar heykel yaptılar birlikte. Ve o TED'den küçük heykellerin 3D, o zaman yeni çıkmıştı, 3D printerle basıldı. İşte bu heykeller dünyanın 7 harikası, tam hatırladım. Dünyanın 7 harikasına dokunmak gibi. Ben sadece şu 3 cümleyi okumak istiyorum. İlk iki cümle gören öğrencilerin, son cümle de görmeyen öğrencilerin, kör bir öğrencinin. İlk başta görmemenin bizim yapacağımız aktivitelere engel olmadığını gördüm. Yeni arkadaşlar edindim. İkinci öğrenci şöyle bildirim vermiş. Birçok arkadaş edindim. Sadece kendi arkadaşımı değil, birçok arkadaş tanıdım. Birbirimizi ayırmamamız gerektiğini ve her şeyi beraber yapabildiğimizi gördük. Üçüncü öğrenci de, bugün yeni arkadaşlar edindik, pizza yedik, heykellere dokunduk. Bugün çok keyifli geçti. Buradan ben şunu anlıyorum, yani çocukların en büyük, en çok etkilendikleri şey yeni arkadaşlar edinmek olmuş. Ve bu arkadaşların birbirinden ayrılmadığını, yani gören görmeyen herhangi bir engel olmadığını görmüşler. Heykellere dokunmak da kör öğrencinin çok hoşuna gitmiş. Ve çünkü onları bir gören bir görmeyen olarak eşleştirmiştik. Birbirlerine anlatmışlardı ne olduğunu. Bu etkinlikten sonra ve zaten belki bilimsel olarak araştırırsanız birlikte vakit geçirmenin, birlikte etkinlik yapmanın, birlikte bazı şeyleri odak farklı da olabilir, belki daha da iyi, sanat olabilir, çevre olabilir. Birlikte yapmanın farkındalık açısından en iyi çözüm olduğunu düşünüyoruz. Ve bu şekilde çalışmalar yapılmasında teşvik etmeye çalışıyoruz. Merkezimizin hizmet içi eğitimleri, kongreleri, etkinlikleri hepinizce malum. Buraya gelen birçok hocamız, birçok çalışanımız bizim bu etkinliklerimizde zaten yer aldı. Suriyeli engelli öğrencilerle birlikte yaptığımız çalışmamız sevgili Nurcan hocamız derneğinde bize çok şey öğretti. En son etkinliklerimizden bir tanesinin fotoğraflarıyla birkaç etkinliğimizi bitireceğim. Mezuniyet törenimiz 10 Mayıs'ta yapıldı. 7 öğrencimiz mezun oldu. Değerli rektörümüz ve çok değerli enstitü müdürümüz Yasemin Işıktaş hocamla birlikte Ayşegül Doman'ın, Ciğerçen'in ve Fatma Çoban'ın da katıldığı engelli aktivistleri diyelim, sivil toplum örgütlerinden değerli dostlarımız bir tören oldu. Çeşitli projeler, çalıştaylar yaptık. Bunların raporlarını kitaplaştırdık. İki tane de kitabımız. Bir tanesi basıldı, öbürü de basılmak üzere. Bu senenin sonunda basılacak. Engelli tarihi ve engelli araştırmaları, yazıları başlıklı. Son güzel çalışmamız Türk Gerçekleri çalıştayını Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu ile birlikte yaptık. 8 Eylül'de bütün gün süren bir çalıştaydı. Çok değerli hocam, Kerem hocam da bizimle birlikteydi.
Ve çok güzel bir kitap çıktı. 3 Aralık'a yetişti. Bu bütün bakanlıklara, THK eşitlik grubuna, sosyal güvenlik grubuna aktarılacak. Direkt olarak engelli derneklerinin sesi, bizlerin de akademik desteği olan bir rapor. Yine 22 Kasım'da EGET'te Eğitim ve Görme Engelliler Derneği'nin etkinliği olarak İstanbul Üniversitesi ev sahipliği yaptık. Burada paylaştığım resimlerde bir takım dövizler var. Birlikte böyle bir erişilebilirlik sözünü söyledik. Oyumu tek başıma kullanabildiğimde, imzamı bağımsızca atabildiğimde, her eğitim kurumuna engelsiz girebildiğimde, üretime eşit katılabildiğimde, her teknolojiyi dolu dolu kullanabildiğimde, kitapları herkesle aynı anda okuyabildiğimde, her mekanı özgürce gezebildiğimde, tüm yaşamı eşit, erişilebilir, engelsiz olduğunda, her görsel içerik betimlendiğinde, okumayla yaşıyorum, farklılığın zenginlik olduğunu kabul edersen, fark eder diye bir slogan benimsemiş arkadaşlarımız. Bizler de eşit, erişilebilir ve engelsiz bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Ben hepinize, burada olan herkese erişilebilir bir İstanbul Üniversitesi hedefine ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Hocamıza teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Enrikar Kurucu Müdürü, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Aydın Arat davet ediyoruz. Değerli rektörümüz, rektör yardımcımız, Enrikar Müdürü, yönetim kurulu üyeleri, koordinatörler, danışmanlar, gönüllü katkıda bulunanlar, öğretim üyeleri ve konuklarımız. Burada bulunmaktan çok mutluyum. İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 20. yılında sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok değerli meslektaşım, Merkez Müdürü Profesör Doktor Resa Aydın ve arkadaşlarının özverili çalışmalarını gururla izliyorum. Ve şimdi sunumlarla daha yakından tanıma fırsatını da bulduk tüm aktivitelerini. Kendisinin merkeze adanmışlığı her türlü takdirin üzerindedir. Başarılarını candan kutlamak isterim. Hep kendisiyle gurur duydum ve birlikte çalışmış olmaktan büyük mutluluk hissettim. Ayrıca merkeze yakın destek veren Sayın Rektörümüz ve Rektörlüğümüz ilgili birimlerine de en içten teşekkür sunmak isteriz. Bu yıl Dünya Engelliler Günü teması kapsayıcı kalkınma için dönüştürücü çözümler çerçevesinde erişilebilir ve eşitlikçi bir dünya oluşturmada inovasyonun rolü olarak benimsenmiştir. 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Girişim ve Teknoloji Değerleme Çalıştayı, üniversitemizin inovasyona ne kadar önem verdiğini göstermektedir ve bu özel gereksinimleri olan bireyler için de büyük umut vaat etmektedir. Engelliliğe odaklanan ve özel gereksinimi olan bireylerin çeşitli özelliklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir tıp branşının mensubu olarak engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere rehabilitasyonun güçlendirilmesi için var gücümüzle çaba sarf etmekteyiz, çalışmaktayız. Ve Dünya Engelliler Günü sadece bize değil, hepimize engelli bireyler için bir şeyler yapma, onlar için çalışma fırsatımız olduğunu ve bu fırsatı kaçırmamamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Tekrar hepinizi saygıyla selam. Sayın hocamıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz ve kürsüye rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mahmut Adan.
üzere emek veren tüm hocalarımız, üniversitemizin kıymetli mensupları ve varlıklarıyla üniversitemizi zenginleştiren, bize sorumluluklarımızı hatırlatan sevgili hocalarımız, bu güzel gün vesilesiyle sevgiyle, muhabbetle ama tabii ki özellikle gururla selamlamak istiyorum. Ve bu güzel günümüze hoş geldiniz diyorum. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü, engellilerin haklarının ve refahının toplumun her kademesinde desteklenmesi ve siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında engellilerin durumu hakkında farkındalık yaratma günüdür. İstanbul Üniversitesi olarak biz de her 3 Aralık'ta Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği etkinliklerle bu farkındalığı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. 2022 yılı İstanbul Üniversitesi için farklı bir anlam taşıyor. Bu yıl İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezimizin 20. kuruluş yılıdır. Biz de bu sene En Uygar ile 20 yıl temasıyla üniversitemizin bu merkezinin çalışmalarını öne çıkarmak istedik. En Uygar ilk kuruluş adıyla Özarun veya Özgürlükler Araştırma ve Uygulama Merkezi 2003 yılından itibaren engelsiz üniversite hedefini benimsemiş, üniversitenin bütün birimlerinde engelliliğin insan hakları bağlamında ele alınması için öncü çalışmalar yapmıştır. İlk yıllarda mimari erişilebilirlik çalışmalarına ağırlık veren İstanbul Üniversitesi, Engelsiz İstanbul Üniversitesi sloganıyla üniversite çapında bir seferberlik başlatmış ve engelli personelimizin de katıldığı tespit çalışmaları ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın çabalarıyla binaların ve kampüslerin engellilere uygunluğu için çabalarını yoğunlaştırmıştır. Bugün üniversitemiz %80'lere varan bir mimari erişilebilirlik seviyesine ulaşmıştır. Bu alandaki çalışmalar için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanımız Cemil Akça'ya ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Merkeze bağlı engelli öğrenci birimi 20 yıldır üniversitemizdeki engelli öğrencilerin akademik ve sosyal hayata uyumunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar merkezin koordinesi ve fakülte, enstitü ve yüksek okullarımızdaki akademik danışman öğretim üye yardımcılarının destekleriyle gerçekleşiyor. Halen 32 engelli öğrenci akademik danışmanı engelli öğrencilerimize destek veriyor. Kendilerine bu özverili çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizde 2022 yılı verilerine göre 91'i örgün eğitimde, 5016'sı açık uzaktan eğitim fakültelerimizde olmak üzere toplam 5197 engelli öğrencimiz bulunmaktadır. Geçen yıla göre AUZEF'te eğitim alan engelli öğrencilerimizin sayısı %300 artmıştır. Bu da bize eğitimin gerçekten hayat boyu ve tüm bireylere yaygınlaştırılması amacının ne kadar doğru olduğunu da göstermektedir. AUZEF'teki öğrenci sayımızın artmasında ve gerekli müfredatın hazırlanıp uygulanmasında payı olan fakültemiz dekanı ve rektör yardımcımız Profesör Doktor Demet Şahin'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizin kütüphane ve dokümantasyon ve daire başkanlığına bağlı olarak 2012 yılında açtığımız merkez, Kütüphane Engelsiz Bilgi Merkezi ile sadece İstanbul Üniversitesi'nin değil, bütün öğrencilerin eğitime engelsiz erişimine katkı sağlamaktayız. En Uygar Merkezi'nin girişimleriyle başlattığımız öncü çalışmalardan biri de biraz önce Resa Hocamızla bahsettiği gibi 2017 yılında eğitime başlayan Engellilik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı'dır. Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında engelliliği disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan araştırmacılar yetiştirmektedir. En Uygar geçtiğimiz 20 yılda engellilik alanında çalışan kamu ve yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının paylaştığında pek çok kongre, konferans, seminer, panel ve hikmet içi eğitimi başarıyla gerçekleştirmiştir. Üniversitemizin bu alandaki başarıları YÖK nezdinde de olumlu değerlendirilmiştir. YÖK tarafından üniversitelerin mekan düzenlemelerini, kapsayıcı tasarım, eğitim programları ve sosyo-kültürel alanlara erişilebilirliğin değerlendirildiği Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kapsamında 2019 yılında 4 adet, 2020 yılında ise 5 adet bayrak ödülü kazanılmıştır. 2021 yılında ise toplamda 8 bayrak ödülü kazanarak başvuru yapan 181 üniversite arasında tüm kategorilerde en çok bayrak kazanan 3. üniversite, sosyo-kültürel faaliyetlerle erişilebilirlik kategorisinde
bize en çok parayla kazanan birinci üniversite oldu. Böyle bir başarı elbette üniversitemizin bütün birimlerinin aktif katılımlarıyla gerçekleşmektedir. Başta dekanlarımız, enstitü ve yüksek okul müdürlerimiz, idari birimlerimizin değerli yöneticileri, öğretim üyelerimiz ve yardımcılarımız olmak üzere üniversitemizin bütün personelinin engelsiz üniversite hedefini önce özümsemiş ve sonra da bunu benimseyerek eyleme dönüştürmüş olmasını görüyoruz. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Engellilik alanında daha gidecek çok yolun olduğunu da biliyoruz. Engellilerin hayatın her alanına dahil edilmesi, insan haklarının, sürdürülebilir kalkınmanın ve barış ve güvenliğin desteklenmesi için temel bir koşul olduğu ortadadır. Engelli kişilerin haklarını gerçekleştirme kararı sadece bir adalet meselesi değil, ortak bir geleceğe güçlü bir yatırımdır. Covid-19 salgınından kaynaklanan şoklar, savaş ve iklim değişikliğine bir taşma noktası dahil olmak üzere, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu karmaşık ve birbirleriyle bağlantılı krizlerin tümü, benzeri görülmemiş nitelikte insani zorluklar ve tehditler oluşturuyor. Çoğu zaman kriz anlarında engelli kişiler gibi savunmasız durumdaki kişiler en çok dışlanan ve geride bırakılan kişiler. 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin kimseyi geride bırakma şeklindeki önermesi doğrultusunda dünyayı daha erişilebilir ve adil bir yer haline getirmek için çalışmalar sürecektir. Ben bu vesileyle üniversitemizin engellilik konusunda yaklaşımının bir görevden daha çok benimsenmiş, içselleştirilmiş bir eylemde bütün olduğunu burada vurgulamak istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nin her bireyi, ama her bireyi kendi huzur, refah ve rahatının etrafında kişilerin huzur ve refahıyla irtibatlı olduğunu, bağlantılı olduğunu bildiğini ve bunu yürekten benimsediğini burada belirtmek istiyorum. Tabii ki bizi bu düşünceye götüren üniversitemizin gerçekten gelenekselleşmiş olan insanlığa hizmet olduğu ve tabii ki üniversitemizin pek çok programının buna uygun olmasıdır. İstanbul Üniversitesi fen, mühendislik alanları ve sağlık alanları yanında sosyal alandaki pek çok programıyla toplumun her yönünü olduğu şekilde önce tasvir eden, tespit eden ve bunlara yönelik çözüm önerileri getiren bir ilim ve irfan yuvasıdır. Bu vesileyle bize düşen tabii ki bu çalışmaları kolaylaştırmak, daha yaygınlaştırmak, buraya katılan gönüllü sayısını artırmak. Bu vesileyle tabii ki çalışma ortamlarının da güzelleştirilmesi, uygun hale getirilmesi birinci görevimiz. Biraz önce kıymetli Resa hocamız da bahsetti. Üniversitemizin bu konudaki planlamaları mevcut. Ancak malum olduğu üzere biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Depremin bize sunduğu zorunluluklar bazen önceliklerin sırasını değiştirmeyi gerektiriyor. Bu vesileyle hocamız da bahsetti. Bizim Vefa yerleşimimizde çok büyük bir yapılanma planlamaktayız. Burası bugün bildiğiniz genel durumunun dışında tümüyle öğrencilerin buluşup kaynaştığı bir yer, bir öğrenci buluşup kaynaşma yeri olacak. Bunu deprem zorunlulukları olmasaydı şu anda inşaatını başlatmış ve binalarını yükseltiyor durumda olacaktı. Ama her türlü planla projesi yapıldı. Bu planla projenin içerisinde engelsiz öğrencilerin yanında engelli öğrencilerin de yaşamlarını kolaylaştıracak, aslında yaşamların yanında yaşamlarına nitelik katacak, birbirleriyle beraber zaman geçirmelerini daha kolay hale getirebilecek, hatta oradaki öğrenci hareketliliği dolayısıyla engelli engelsiz bütün öğrencilerin beraber yaşayabileceği bir sosyal ortamı zorla planlıyoruz. Ve şu anda Vefa Yerleşkesi'nin planları zaten son haline geldi. Cemil Bey burada. Onun en baş yerinde de tabii ki engelsiz öğrencilerinin öğrenci yararlanabileceği unsurları eklemek durumundayız. Burada hem eğitim noktaları hem de birlikte sosyal aktivite gerçekleştirebilecekleri, becerilerini ortaya koyabilecekleri, ki burada örneklerini çok çok şeyle koyduk, buluşma, efendim toplantı yapma, konferans, panel gerçekleştirme veya işte kişisel becerilerse girebilecekleri atölyeleri olan alanları orada planlıyoruz. Bu sadece bir hayal değil, aslında planlara yansımış olan gerçeklik. Tabii ki bu yapım zorunlulukları ve öncelikleri doğrultusunda bunları planlamak durumundayız. Bunu da söylemek istiyorum. Burada hocamız vurguladı, İstanbul Üniversitesi aslında uluslararası yayıncılık alanında da ön planda.
uluslararası yayıncılığı geliştirirken engelli çalışmalarında göz ardı etmedik, dışarıda bırakmadık. Hocamızın ve ekibinin fedakar çalışmalarıyla burada da sunduğu gibi engelli alanını tanımlayan, oraya öneriler getiren ve geleceğini daha net gösteren ve sorumluluklarımızı hatırlatan yayınlar da çıktı. Daha da bunu tabii ki çıkaracağız. Üniversitemiz yayınevi uluslararası yayınevidir. Uluslararası indeksler tarafından yayınlanan yayınevidir. Sadece dergileri değil, burada yayınlanan eserler de uluslararası indeksler tarafından yayınlanmaktadır. Yani İstanbul Üniversitesi'nin oluşturduğu, ürettiği bilgi paketi anında aşı gelişim yoluyla tüm dünyaya ulaşmaktadır. Bunu da biz biliyoruz. Nitekim daha yeni açıklanan bir veriye göre de yani altın kriterde biliyorsunuz, takip etmişsiniz, dünyadaki 3000 üniversite sıralandı. Bu 3000 üniversite içerisinde ülkemizden 118 üniversite girebildi. İstanbul Üniversitesi ikinci sıradadır. Bu altı başlığı önemli bir kısmı da uluslararası nitelikte yayın oluşturmak, %10'luk dilinde yayın oluşturmak, etki değeri yüksek yayın bakımından veya atıp bakımından yayın oluşturmak ve uluslararası işbirlikleri kriterlerine göre üniversiteler sıralandı. Ve bu sıralamada da yine üniversitemiz Türkiye üniversiteleri içerisinde dünyada yeri olan bir üniversitedir. Dolayısıyla demek ki İstanbul Üniversitesi'nin oluşturduğu bilgi izleniyor, takip ediliyor. O yüzden biz bunu zaten biliyoruz. Bu tescil edilmiş oldu. Şimdi kitaplarımızı çıkarttık ama yeni kitaplar Mehmet Hocam çıkarabiliriz. Engellinin yazıları şüphesiz sahayı bilgi bakımından doyurucu bilgi ayaklarıdır. Ama kalıcı anlamda bir uluslararası eser anlamında belli bir aralıklarla bir şeyse her yıl bir eser çıkarmak aslında bizim hedefimiz olmalı. Üniversitenin tüm imkanları da sizin hizmetinizde. Bu da çok değerli. Şu anda burada olan hocaların bir gayretleriyle her yılda bir kitap çıkarabilecek olan akademisyen zenginliğini görüyoruz. Ki bu haftaya bizim çalışmalarımızda yeni yeni kapılacak olan insanlar var. Tabii ki burada akademi hocalarımız öncülük yapıyor ama aslında İstanbul Üniversitesi'nin tüm dertleriyle bu duygu ve düşünce yoğunluğu içerisinde olduğunu ben biliyorum. Bu anlayışın daha genç mensuplarımıza da ulaştırılmasını bir öncelik ve görev olarak da görüyorum. Şimdi hocamız da, hocalarımız burada biz hemşirelik fakültemizi yeniden teşkil ediyoruz. Hatta hemşirelik fakültemizin dergisi olacak. Derginin de aslında adı da demiyorum, şefkat ve yardım çağrıştıran bir şeydir. Dergimiz hemşirelik fakültesi dergisi. Aşık olarak eğitim fakültemizde hem çocuk gelişimi, yaşlı bakım programı mevcuttur. Bu yönüyle sağlıklı insanların kendilerinin yardımlarına ihtiyacı olan bireyleri görmesi ve onlara ulaşmasını mümkün kılabilecek. Ama bunu sadece fikir boyutunda değil, bir donanıma erişim olarak da sağlayabilecek olan mekanizmaları biz geliştiriyoruz. İstanbul Üniversitesi yaptıklarıyla övünecek bir üniversite değil, yapacakların ne olduğunu arayan, araştıran bir üniversitedir. O yönüyle biz geleceğe yönelik de üzerimize pek çok sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle burada bulunan değerli hocalarımızın rehberliğine, tabii ki en uzak merkezimizin önderliğine her zaman ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle bu serüvende, 20 yıllık serüvende bizimle beraber olan, bize bu gururu yaşamamıza vesile olan, katkı sağlayan tüm hocalarımızı ve genç kardeşlerimizi ben yürekten kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Enülber Engelli Öğrenci Biriminden mesajları iletmek üzere Engelli Öğrenci Birim Koordinatör Yardımcısı Sayın Ilgın Aydınoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Eylüler ve Yıldız Etkin'e hoş geldiniz tekrar. Aslında benim için de Eylüler ile 13 yıl diyebilirim. 2010 yılının başlarında İstanbul'a geldiğimde Eskişehir'den engellilikle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bağımsız hareketim neredeyse yoktu. Bağımsız hareketim yoktu. Fakat sonra vesaireyle tanışmam
hayatımı değiştirdi. Kendisi beni yönlendirmeleriyle bana kattıklarıyla çok çok değerli, hayatımın en önemli insanlarından bir tanesi. En iyi böyle 13 yılda yaşadığımız, yaptığımız şeyleri saatlerce anlatsak sığmaz herhalde anılarımızı. Engelsiz Bilgi Merkezi'ni kurduk beraber hocayla ve sonrasında ben orada destek vermeye başladım. Son 3-4 yılda da engelli öğrenci birliğinde çalışıyorum. Artık insanlara engellilikle ilgili bakış açısını, doğru bakış açısını vermek için çabalıyorum daha çok. Ve İstanbul Üniversitesi'ndeki engelli öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri ve öz savunuculuklarını geliştirmeleriyle ilgili çaba sarf ediyoruz haliyle beraber. Umarım uzun yıllar daha bu konuda görev yapmaya devam ederim. Teşekkür ederim. Engellilik üzerine çalışmalar yapıp engellilik konusunda herkesin bilinçlenmesini kendime ilke edindim. Avcılar Kampüsü'ne göreve başladıktan 2 sene sonra Beyazıt Yerleşkesi'ne koordinatör yardımcısı olarak geçiş yaptım. Bu süreçte birçok öğrenciyle tanışma ve onların sorunlarını dinleme imkanı oldu. Öğrenciler ile iletişim sürecimizin başlangıcı, sene başında YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi'ne kayıt olan engelli öğrencilerin listesi birimimize iletilmektedir. Ardından biz koordinatörler olarak her öğrencimizle tek tek iletişim kurup üniversite oryantasyonu için gerekli düzenlemeleri sağlıyoruz. Ve tüm öğrencileri taş odalarda yer alan ofislerimize yüz yüze şekilde tanışmak ve üniversiteye dair bilgi vermek amacıyla davet ediyoruz. Oryantasyon süreci sonrasında tüm fakültelerin ilgili birimlerine öğrencilerin bilgilerini iletiyoruz. Bu noktada engelli öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliğini sunmak için ihtiyaç duydukları sınav uyarlamalarını onlara temin ediyoruz. Aynı zamanda tüm fakültelerde bulunan akademik danışman hocalarımız ile birebir iletişim kuruyor ve hocalarımızla her daim iletişim halinde oluyoruz. Erişilebilirlik, mimari, eğitim ve sosyokültürel alanlarda herkesin erişilebileceği ortam ve koşulların oluşturulmasıdır. EYÜGA, engelli öğrenci birimimizi üniversite içinde ve çevresinde sorun yaşanmamasını her daim önemsemekte, bu bağlamda çalışmalar yapmaktadır. Biz her daim erişilebilirlik noktasında yapılması gereken mimari çalışmaların tespitini yaparak gerekli bilimlere iletiyoruz. Ben Hayri Çayırlı, bir engelli birey olarak her daim engelliliğin sadece erişilebilirliğin olmadığı alanlarda olduğunun farkındayım. Bu yüzden benim ve birimimizin bildiği ve herkesin farkında olması gereken temel ilke erişilebilirlik varsa engellilik yoktur. Herkese teşekkür ederim. Sayın Çayırlı'ya teşekkür ediyoruz. Ve kürsüye en güzel sanat atölyesi sorumlusu Sayın Filiz Bozan'ı davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ve en ilgili kısmı zamanlı çalışanı Sayın
sefer Saatçı'yı kürsüye davet ediyoruz. Tekrar merhaba herkese. Ben Sefer Saatçı, astronomlardan 300'lü öğrencisiyim. Kısmi zamanlı öğrenci olarak Enugar'da 5 yıllık çalışmaktayım. O yüzden ben biraz da hani Enugar'da çalışan bir öğrenci olarak ne yapıyoruz onlardan bahsedeceğim. Aslında metin hazırladım, şimdi hiç gerek yok. Öncelikle Enugar'da işte başta Esra Hocam ve Hayri Bey bugün de olmak üzere. Biz küçük bir aile olduk, işte son yılında baktık. Şimdi öncelikle burası gerçekten çok samimi bir ortam ve dediğim gibi aile gibiyiz. Artık geri geliyor, özel dertlerimizi konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Geri geliyor, engellilik üzerinde sohbetler, muhabbetler ediyoruz. Ben buraya 18 yaşında ilk geldiğimde engellilik üzerinde neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Ben de albinim ve işte %40 civarında bir görme kaybım var, yani aslında ben de engelliyim. Ve bu bağlamda engellilik nedir, işte engeller nasıl davranmalı, ikinci sınıf vatandaş mıdır? Bunların hepsini böyle olmadığını burada öğrendim. İnanılmaz bir özgüven kazandım. İşte burada da şu an rahat rahat konuşuyor olabiliyorsam bu gerçekten en büyük katkılarıyladır. İşte burada çok güzel anılar biriktirdim bu 5 yılda. Hatta geçen Haziran ayında doğum günü kutlamışlardı. O benim herhalde hayatım boyunca unutamayacağım sayılı anımda olacak. Onun dışında işte erişebildik, engelsiz yaşam, ne bileyim, evrensel tasarım gibi kavramları burada öğrendim. Bunların üzerinde nasıl çalışmam gerektiğini öğrendim. Hak savunuculuğu yapmayı öğrendim. İşte onun dışında İslam Üniversitesi Podcast Kulübü'nü kurmayı istedim. Böyle bir kulüp kurmak istedim ve bu konuda da arkadaşlarım kadar Enugar ailesi de bana destek oldu. Bu bağlamda onlara tekrar teşekkür ederim. İşte burada bir de şöyle bir durum var, ondan bahsetmek istiyorum. Burada çalışırken örnek veriyorum, KGM gitmemiz gerekiyor veya işte kurumsal iletişime gitmemiz gerekiyor, SKS'ye gitmemiz gerekiyor. Oralara gittiğimde Enugar'dan geldiğimiz önce hepsi güler yüzlü bir şekilde bana davranıyor ve her türlü konuda destek olmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Enugar'a destek olan herkese de kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok, teşekkürler. Konuşmaları için sevgili Sefer'e teşekkür ediyoruz. Ve kürsüye OZEF Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölüm mezunu ve Enugar Kısmi Zamanlı Eski Çalışanı Sayın Mehmet Emin Altuntaş'ı davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Merhaba herkese. Ben Sıbran Pelsi kurumuna sahip bir öğrenciyim ve Enugar'da tanıştığım ilk günü hatırlıyorum da üniversiteye başlayınca 6 ay oldu. Başlayıp 6 ay oldu tanıştığımda. Ondan sonra yaklaşık 2 yıldır orada çalışıyordum. En sonunda mezun oldum. Enugar bana ne kattı? Enugar bana özgüven açısından biraz daha kendimi iyi ifade etmemi sağladı ve biraz daha heyecanlı olduğum için özür dilerim. Çok sağ olun. Arkadaşlarım, üç kişi olarak gerçekten
hem eşitlik, hem erişilebilirlik hem fırsat eşitliği konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, çok büyük problemler yaşıyoruz. Çok stresli bir dönem geçirdim. Emeklerimin karşılığını alamadım ve böyle çok çözümsüz, çaresiz hissettiğim bir dönemdeyim. Buna çözüm olarak da ben son adım olarak arkadaşlarımla konuşurken artık şey yaparım, espri yaparım. Yani rektör hocayı arıyorum, sabah kahvaltı yapıyoruz, bu olayı çözüyoruz diye. Ben bu dönem gerçekten kaç kahvaltı yaptım hocam siz de bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz en uygun ne alaka? Böyle çözümsüz hissettiğim, böyle stresli hissettiğim bir dönemde bile Ilgın abinin Hayri abinin odasından hiç çözümsüz çıkmadım. Resul Hoca'nın ağzından, Ilgın abinin ağzından, Hayri abinin ağzından bir kere bile yapacak bir şey yok. Burada bir şey yapamıyoruz sözünü duymadım. Hiç elim boş çıkmadım. En uygar da, taşolarda hiçbir zaman benim için böyle sadece evrak götürüp bıraktığım bir yer olmadı. Gerçekten çok onları tanıdığım için çok mutlu oldum. Ve böyle olağan dışı, böyle özel bir yeri koskocaman, artık yani Güneş Batmayan Üniversite diyebileceğimiz kadar büyük İstanbul Üniversitesi'nde oluşturdukları için ben zor bir şey başardıklarını düşünüyorum. Ve çok teşekkür ediyorum onlara. Çok gerçekten değerli bir parça olarak hissediyorum ve böyle hani zaman zaman bir kere toplantı sırasında girdim odaya, toplantıyı durdurdular, işimi hallettiler, toplantıya devam ettiler. Gerçekten her girdiğimde, her konuştuğumda çok değerli hissettiğim ve gerçekten erişilebilirliğin olduğu ve engelli olmadığım nadir yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah mezun olana kadar da rektör hocamla bir daha kahvaltı yapma ihtiyacı duymam. Böyle. Hukuk Fakültesi öğrencisi Sayın Mücahit Ünlü'yü davet ediyorum. Buyurun lütfen. Sesim iyi sanırım. Ben Enugar'a birinci sınıftayken geldim. Şu an ise dördüncü sınıftayım. Ben Enugar'a ilk geldiğim zaman Hayri abiyle, Ergun abiyle tanıştığım zaman yeni mezun olmuştum. İşte belli bir bölgede, kısa bir çevrede büyüdüm. Ve neyi nasıl yapacağım diyordum ve bir takım tedirginliklerim vardı. İstanbul Üniversitesi bir büyük bir yere geldikten sonra. Ama bir noktadan sonra şeyleri görmeye başladım. Benim tedirginliklerimi yaşayan tek kişi ben değilim. Ve bunlarla mücadele eden benim dışımda insanlardır. Ve bunları gerçekten amaç edilmiş, bir şeyleri düzeltmeye çalışan bazı işte insanlar var ve bunlar gerçekten çabalıyorlar. Benden bazı şeyleri belki de daha çok istiyorlar. Ve bu ya her zaman bir noktada kendimi garip hissettiğim yerlere girdiğimde, çünkü ister istemez bir noktada kendinizi farklı hissediyorsunuz ve bu hissi yaşıyorsunuz. Ben çok kendime ait hissettiğim yerlerim var ve hala kendime ait hissediyorum ve mezun olduktan sonra karşılık geçse bile çok daha fazla muhtemelen aidiyetim her zaman artacak ve azalmayacak. Buradaki insanların misyonları, vizyonları her zaman bana çok ilham verici ve çok büyük geldi ve gelmeye devam ediyorlar. Her zaman önlerine gelen, yanlarına gelen öğrencileri gerçekten geri çevirmiyorlar ve her zaman onları en uygun şekilde yönlendirmek için kendi problemleri olsa belki de o kadar uğraşmazlar ama öğrenciler için gerçekten her zaman çok uğraştılar. Bizzat kendimde gördüm ve umarım ben de bir gün onlar kadar güçlü bir şekilde bunları temsil ediyor olurum ve gerçekten erişilebilirlik varsa engellilik yokmuş, bunu öğrendim. Sevgili Mücahit'e teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Hukuk Fakültesi mezunu Sayın Oğuz Uğur'u davet ediyoruz. Buyurun lütfen. İstanbul'da geliyorum ama bir de
Eskiden şöyle derlerdi, üniversitede hocalarla fazla iletişim kuramazsanız, hocalar dersini anlatır, sonra gider. Siz kendiniz sağlayacaksınız çoğu konuyu diye söylenirdi. Ben de şöyle düşünüyordum, o zaman artık yapacak bir şey yok. Kitaplara bir şekilde tarattıktan sonra artık kendi işimi kendim hallederim, bir şekilde sorunumu çözerim gibi bir planım vardı. Sonra kayda geldik, öğrenci şefi dedi ki senin böyle giden önce bir görüşün, ondan sonra yeni kaydınızı ondan sonra yaparız dediler. Aa, dedim demek ki engellilere belli bir değer geliyor, belli bir sistemi var. Gittim orada kısa bir süre koymuştum, sonra bir öyle tanıştım. Sonra eğitim hayatımı başladık, Elmigar'dan özellikle ders materyalleri konusunda büyük destek aldım. Bu arada bana Sayın Profesör Doktor Faruk Kerem Gerek hocamız mail attı. O zamanlar doçentti. İşte ben engelli danışmanımızım diye. Aa dedim doçent, bana mail atıyor falan. Yani kendi kendime havalara girdim yani. Enilgar bize her anlamda destek oldu. Gerek ders materyallerinin erişimi konusunda, gerekse farklı alanlarda kendimizi geliştirmemiz konusunda sanat atölyesi özellikle biz üniversitemizde kalitifistik bölümünü kurduk bu süreçte. Özellikle o zamanlar Ilgın abi buralardaydı, Hayır abi Avcılar kampüsündeydi. Ilgın abi çok büyük desteği oldu, Esra hocam çok büyük desteği oldu. Hala herhangi bir sıkıntı yaşadığım zaman direkt Ilgın abi arıyorum, Esra hocamızı arıyorum. Artık diyorlar ki arama, evde şey diyorlar yani seni kızacaklar için o kadar aradığın için diye. Gerek bu köpüsteki hocaların gerek Emirgar'da sağladıkları rahat eğitim ortamı için ben çok teşekkür ediyorum. Karşılaşılan sorunlara farklı çözümler bulduk. Bazen sorunun kendisini ortadan kaldırdık. Bazen de alternatif yollarla sorunların üstesinden geldik. Bu konuda hem vakit ayırdıkları için hem de her zaman bize birer yüze yaklaştıkları için ben huzurlarında tüm Emirgar ailesine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda içindeki saygıdeğer hocalarımda gençler sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Ve kürsüye engellilik araştırmaları yüksek lisans program mezunumuz Sayın Can Koç'u davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Hepinize saygıyla selam ediyorum. Ben Can Koç, felsefe öğretmeniyim. Kendim de engellilik deneyimini yaşayan bir birey olduğum için engellilik araştırmaları yüksek lisans programını duyunca acaba bunlar neler yapıyor, ben neler öğrenebilirim ve ben bu alanda ne gibi katkılar sunabilirim diye merak edip başvurmuştum ve Resav Can ve Ilgın Aydınoğlu dostum sayesinde yani bu alanda bir şeyler öğrenme ve öğrendiklerimi başkalarına aktarabilme fırsatım oldu. Tabii birçok şey öğrendik. Ne gibi kazanımlar olduğunu ve daha ilerleyecek ne kadar çok yolumuz olduğunu ve ayrıca bu kurum içerisinde farklı statülerde ve farklı alanlarda birçok insanın ortak misyonla ne gibi fedakarlıkla çalıştığını öğrendim. Ben de elimden geldiğince bu alana katkı sunmak istiyorum. Hepinize saygıyla selam ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, mesajlarınızın ardından plaket ve teşekkür belgelerine takdim törenine geçiyoruz. Enugar'ın 20. yılında merkezin ve engelli öğrenci biriminin bütün etkinliklerinde görevinin getirdiği sorumlulukların ötesinde çalışmalara ve öğrencilerimize destek olan, yollarında ışık olan engelli dostu yöneticilerimize teşekkürlerimi sunmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mahmut Akı ve merkez müdürümüz Profesör Doktor Sayın Mesa Aydın davet ediyoruz. Plaketlerini almak üzere Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Kerem Birey'i davet ediyoruz. Evet,
Teşekkür ederim. Üstelik kısa özür dilerim ama sadece bir iki dakika ifade etmek istiyorum. Gerçekten Profesör Doktor Rektörümüz Mahmut Ak Hoca'ya çok özel teşekkür etmek istiyorum. Ve Sahin Hoca'ya ve bütün Emregar ailesindeki bütün yönetim kurulu üyelerine, öğrencilerimize, bütün akademik ve idari karşılığında. Sadece bu mikrofon almak istediğimizde bir şey özel teşekkürdü. Ve sadece o konuşmasına bahsetti. 2022 yılında COVID dönemindeyken bir yönetmelik çıkartıldı. Engelli öğrencilerin sınav yönetmenliği ve engelli öğrencilerin kontenjanında aranacak şartlarına ilişkin. Bu yönetmelik 18 maddeden oluşuyordu. 17. maddesi 2022-2023 öğretim yılında yürürlüğe girecek bir yönetmelikti. Rektör hocamız da bahsetti. 2014 yılında biz ilk defa özel gereksinim öğrenciler için önergeyi çıkarttık. Ve bu yönetmelik o tarihten itibaren uygulamaya koyduk. Dolayısıyla hocamızın dediği gibi İstanbul her zaman çok önce olmuştu. Ben tekrar şahsına çok teşekkür ederim. Sorun yok. Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz ve Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Figen Tüm'e TÜBİS'e davet ediyoruz. Yapı İşleri ve Teknik Daire
hocalarımızdan Sayın Gülsemin Kılıç Aslan'ı kürsüye davet ediyoruz. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mimarlarımızdan Sayın Can Bayram kürsüye teşekkürlerini rica ediyoruz. Başkanımız Sayın Dursun Akdağ ve Sosyal Tesisler Koordinatörümüz Sayın
Sayın Cengiz Ölül ile kurumsal iletişim koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Abdullah Özkan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstanbul Üniversitesi En Uygar Engelli Öğrenci Birimi akademik danışmanları, fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde engelli öğrencilerin akademik ve sosyal yaşam uyumları konusunda destek olan akademik danışmanlarımıza teşekkürlerimi sunmak üzere Merkez Müdür Yardımcımız Zümrüt Ecevit Satı'yı kürsüye davet ediyoruz. Edebiyat Fakültesinden Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Eyüp Çoraklı'yı kürsüye davet ediyoruz. Gelmemiş. Aynen. Doktor Öğretim Üyesi Sayın Arkine Mızıkyan, burada mı? Doktor Öğretim Üyesi Sayın Naylan Beken. Teşekkür ederim.
hemen yine Nalan Bekir'i, doktor sayın Nalan Bekir'i davet ediyoruz. Nalan hocamız, Zeytin hocamıza teşekkürler, gelin takdim edecek. Nalan hocamızla devam ediyoruz. İlahiyat Fakültesinden doçent doktor Sayın İlker Kazan'ı kürsüye davet ediyoruz. O da yok sanırım. Harun Sarp hocamızı da göremiyorum. Onkoloji Enstitüsü'nden doçent doktor Sayın Esin Yürüker. Çekelim. Daha sonra panel için burada devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımız.